Şimdi radyo yıllarındaki çalışmalardan biraz söz etmenizi yine isteyeceğim. O dönemde Muzaffer Sarı Sözen'le, Nida Tüfekçi ile birçok oradaki hem ses sanatçısı hem saz sanatçısı hocalarımızla yakın, omuz omuza diyelim, dirsek dirseğe artık, hani saz çalarken derler ya dirsek dirseğe, evet, bağlama da evet, çaldık diye. O çalışmalarınızdan bize bahseder misiniz veya aklınıza gelen ufak anekdotlar, anılar olacaktır. Efendim 1954'te radyoya girdiğimiz zaman Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ankara'dan gelirken yanında oradaki saz sanatçılarından Ahmet Yamacı'yı da birlikte getirdi. Ve bize bu nota derslerini filan verdikten sonra asli görevine dönmek üzere ayrıldı. Tabii 6 ay sonra filan. Ahmet Yamacı ile bu çalışmalar sürdürülmeye başlandı. Repertuar ve nota dersleri. Bu çalışmalar epey sürdürüldü. Yavaş yavaş yayınlar başladı. Tabii o zaman daha ziyade canlı yayındı. Böyle banta alınması, bant da yoktu da, hatta o zaman bir tel gibi bir şey vardı. O telin üstüne kayıt yapılırdı. Bildiğimiz tel gibi görünen bir şeydi. Daha sonra senede bir defa da sadece Cumhuriyet bayramlarında kahramanlık türkülerini 15 dakikalık içten dışa çalan, yani teybin şey, pikabın kafası içten dışa doğru hareket ederdi. İçten dışa çalan özel plaklar vardı. Bunların süresi 15 dakika idi. Diğer bütün şeyler, yayınlar hepsi canlı olurdu. Gece hangi saatte olursa olsun, tatil günleri hangi saatte olursa olsun, bu yayınlar hep canlı yapılırdı. Tabii onun heyecanı da çok başkaydı. Bu 1964'e kadar bu canlı yayınlar, yani TRT olana kadar böyle sürdü. Peki derleme için siz yurdun birçok yöresini de dolaştınız. Evet. Demin bu söyledim. Bu ne zamanlar başladı ve bu süreçten de biraz bu bahsedelim. Bu işte ilk yazdığım türküleri İstanbul'da civarımda tanıdığım kişilerden aldım. Daha sonra belirttiğim gibi Trakya türkülerini, efendim Kütahya türkülerini giderek aldım. Bundan sonraki dönemde ben 1972'de TRT'de reorganizasyon denen bir yeniden yapılanma, idari bakımdan, evet, üniteler bakımından yeniden bir yapılanma söz konusu oldu. Eskiden Türk Halk Müziği şubeleri Türk Sanat Müziği adı altında, Türk Müziği adı altında hatta, evet, hepsi bir arada bir ünite olarak mütalaa edilirdi. Yani bir tane şeysi vardı, diyelim ki müzik yayınları şefi vardı. Evet. 1972 yılında bu yapılan reorganizasyon sonucu halk müziği, Türk sanat müziği, işte çok sesli müzikler gibi ayrı ayrı müdürlükler haline geldi radyolarda. Evet. Ve bu arada müzik dairesi başkanlığı kuruldu. Müzik dairesi başkanlığı yukarıda, hepsinin üstünde Ankara'da, diğer şeylerde şube müdürlüğü olarak radyolarda kuruldu. Ben İstanbul Radyosu'nda 1972 yılında kurulan bu şubenin müdürü oldum. Beni oraya müdür olarak dahil. Türk Halk Müziği ile ilgili olan bölümü. Bölümün müdürü oldum. Daha doğrusu teklif ettiler. O zaman 1959'da İstanbul Radyosu'na gelmiş olan Ankara'dan Nida Tüfekçi de Ankara'da Müzik Dairesi Başkanlığındaki Halk Müziği Müdürlüğü'ne tayin oldu. O Ankara'da, siz İstanbul'daydınız. Evet, evet. İstanbul'daydık. Bu arada tabii birçok mahalli sanatçı radyoya geldiği zaman bizimle muhatap oluyordu. Doğru. Stüdyoya girmeden önce onların programlarını, neler okumaları lazım geldiğini, neler okuyacaklarını birlikte kendileriyle kararlaştırır. Ve stüdyoya girer, kendilerinden bildikleri şeyleri alırdık. Bu suretle hem bizim repertuarımıza bir takım katkıları oluyordu bunun, hem de bu gün ışığına çıkmamış ustamalı deyişleri kendilerinden elde ediyorduk. Hem kendi ses ve sazlarından yayınlarda istifade ediyorduk, hem de söyledikleri deyişleri, türküleri not alamak suretiyle repertuarımıza geçiriyorduk. Evet. Bu suretle bayağı bir kazancımız oldu iki yönden.
bugün arşivlerde duruyor olması lazım bunların. TRT'nin İstanbul Radyosu arşivinde bu tip kayıtları hala korunabildiğini biliyor musunuz? Eğer silmedilerse zaman zaman diskotek temizliği diye bir şey yaparlar. Orada onlar kazaya uğrayabilir. İnşallah nasıl? Duruyordur. Kayıt bantları olmadığı zaman eski kayıtların üzerine yeni program ve ozanların seslerini kaydediyorlarmış. Bir öncekiler bazı kayıtlarda o, gitti. O şeyde olan daha ziyade içeride mevcut sanatçılarla yapılan programlar silinebilir. Yani çok bir özellik arz etmeyen bir şeyler ise onları silebilirler. Ama diğerleri diskotek o yayın fişi üzerine işaretlenir. Onlar diskoteye ayrılır. Onların silinmemesi lazım herhalde. Peki. Bu ozanlardan kimler var? O yıllardan birkaç tanesinin de ismini burada almış olalım. İşte Mehmet Ali Karababa, Aşık Ali Metin, tabii ki Aşık Veysel zaman zaman gelirdi. Efendim Ali Sultan. Bunlar bizim bu Sivas Divri yöresinin özellikle evet, ozanları. Evet, evet. Çok gelirlerdi. Şu anda isim şey yapamıyorum ama bir hayli Malatyalı İbrahim Memo Temiz mesela. Evet. Yine bir Malatyalı, şu anda ismini şey yapamayacağım, Arguvanlı bir sanatçı da. Çok bütün mahalli sanatçılar hemen hemen uğrak Türkiye'nin geriydi. Türkiye'nin her yöresinden, her tarafından gelirlerdi. Edirne'den, Balıkesir'den. Hatta tanımadığımız, bilmediğimiz kişiler de gelirdi. Onların içinden de fevkalade olanlar çıkardı. Onları tespit ederdik. Dediğim gibi hem kendi seslerinden yayınlar hem de onları notalamak suretiyle repertuarımıza katardık türküleri. Peki yine bir kısa müzik arası verelim. Bu yaptığınız derlemelerden bir tanesini veyahut da o yıllarda radyoya gelip sizi ziyaret ederek kayıt bırakan ozanlardan birini de almış olalım istiyorum. Ben bir zeybek çalsam İzmir'den. Tabii. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Müziğin Ustalarında bu haftaki program konuğumuz Yücel Paşmakçı ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi radyodaki göreviniz başladı. Ne zamana kadar bu göreve devam ettiniz hocam? 1972'de başladı. 1976'da Nida Bey ayrıldı Ankara'daki görevinden. Hatta TRT'den ayrıldı. Yalnız bu arada... İstifa mı etti yoksa bıraktı mı? İstifayla ayrıldı. İstifayla ayrıldı. Çünkü 1975'te burada İstanbul'da Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kuruluyordu. Evet. 75'te. Ben İstanbul Radyosu'nda görevli olduğum sırada yani şube müdürlüğü görevini sürdürürken bu konservatuarın çalışmalarına katıldım.
Ercüment Berker başkandı. Ben de halk müziğini temsilen başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Daha okulumuz restore ediliyordu. İnşaat bitmemişti. Muhtelif yerlerde toplanıp yönetim kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürdük. 1976'da da öğrenime açıldı okul. Nişantaşı'ndaki ilk yerinde çalışmalara başladınız. Evet. İlk öğrenciler alındı 1976 yılında. Okul tedrisata başladı. Ben de o yılın sonunda İstanbul Radyosu'ndaki görevimden Ankara'da Nida Bey'den boşalan müzik dairesindeki Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü'ne atandım. İstanbul'dan Ankara'ya gittim. İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Hatta naklihane yaptık, evi de taşıdık yani. Evet. Efendim, 3 yılım orada geçti. Orada daha ziyade Türkiye radyolarındaki halk müziğinin şekillenmesi, bir takım prensipler ortaya konması, repertuar kurullarının, denetleme kurullarının çalışması vesaire. Ankara'da 3 sene kaldınız. 3 sene sonrasında? 3 sene 1979'da eşim bir rahatsızlık geçirdi. Onu da öne sürerek İstanbul'a naklimi istedim. İstanbul Radyosu'nda program yapar uzman olarak İstanbul Radyosu'na geldim. Ama oradaki konumunuzda buradaki biraz tenzili rütbe deniyor değil mi? Ama ben talep ettim onu. Onu ben talep ettim. Evet. Evet. İstanbul'a gelmek için. Zaten giderken de niyetim uzun boylu kalmak değildi. O suretle geldim. Tekrar İstanbul Radyosu'nda hem yayınlara girdim. 4 yıl programlar yaptım. Evet. Açıklamalı programlar yaptım. Onlar yayınlandı. Bu arada benim kadromda konservatuvarda zaten duruyordu. 1983 yılında, evet. 79'da İstanbul'a geldim. 83 yılında kadromla Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na atandım. Geçtim. Ondan sonra radyodaki görevlerinizi... Radyoda yine Yurttan Sesler Korosu'nu yönetiyordum. Bazı yayınlara saz sanatçısı olarak giriyordum. Oradan radyodan ayağımı kesmedim. Yine o çalışmalara orada devam ettik. Ama esas kadrom konservatuvardaydı. Bir ara ana sanat dalı başkanlığı yaptım. Temel bilimler bölümünde. Böyle devam etti. 2000 senesinde de yaş sınırı sebebiyle emekliye ayrıldım. Bağlamayla yine bir ezgi daha isteyeceğim sizden. Ne çalalım? Çünkü dinleyicilerimiz de sizi bulmuşken güzel mızrabınızdan birkaç yine türkü dinlemek isteyecek. Akordumu değiştirmeden bir Bolu'dan bir oyun havası çalayım. Ellerinize sağlık canım. Tekrar çok teşekkür ederim. 2000 yılından itibaren de benim bildiğim kadarıyla Haliç Üniversitesi kurulmaya başlamıştı. Ondan önce 93 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir konservatuvar mevcut idi. Evet. O 83'te kurulmuş. Yalnız orada halk müziği bölümü yoktu.
Beni çağırdılar. Burada böyle böyle bir halk müziği bölümü de kurmak istiyoruz. Yardımcı olup olamayacağımı sordular. Ben de memnuniyetle yardımcı olacağımı söyledim. Sınavla oradan öğretmenler seçmemizi istediler. Ben de bizim konservatuvarımızdan, Teknik Üniversite Türk Müzik Musikisi Konservatuvarı'ndan bir ekip kurarak oradaki müracaatçılar içerisinden öğretmenlik yapabilecekleri seçtik. Evet. 1993'te Türk Halk Müziği bölümü de böylece kurulmuş oldu. 1997 yılına kadar böyle gitti. Sonra 97 yılında beni davet ettiler. Dediler ki sen burayı tamamen şey yapar mısın, deruhte eder misin, üzerine alır mısın? Hafta sonları gitmek suretiyle orada beni bölüm başkanı yaptılar. Bir icra heyetimiz oluştu, gayet kuvvetli. Hep müzik tahsili görmüş gençler, sizler gibi. Evet. Efendim, kah Uludağ Üniversitesi'nden, başka müzik fakültelerinden vesaire. Gayet güçlü bir ekip oluştu. 97'den itibaren 2005 sonuna kadar ben o göreve 9 sene sürdü aşağı yukarı. Hafta sonları. Her hafta sonları gitmek suretiyle. Yıl içerisinde de kış aylarında da Tayyare Kültür Merkezi'nde periyodik konserler yapıyorduk. Misafir ses sanatçıları çağırıyorduk. Ve halen de ben 2005 senesinin sonunda ayrıldım. Ama o yetişen kadro bugün gayet başarılı bu konserleri sürdürüyor. Diktiğiniz fidanlar meyve vermeye başladı. Evet, yani şundan dolayı mutluyum. Bir mesele, bir iş kişilerle kaimse o iş pek verimli değildir. Çünkü sonucu akim kalır. O açıdan devamı geldiğini görmek benim için büyük bir mutluluk. Gayet başarılı bir şekilde devam ettiriyorlar. Peki emeklilik diye bir şey yok, bunu biliyorum. Evet. Halen çalışmanız da devam ediyor. Biraz önce emekli oldum dediniz 2000'de İTÜ'den ama tabii gönül emekli olmuyor. Tabii. Tabii ister çalışmanız istemez. Yine devam etti. Neler yapıyorsunuz? Şimdi son 4 yıldır da Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim görevlisiyim. Orada lisans ve yüksek lisans programlarında derslerim var. Böylece devam ediyor. Devam ediyor. Peki bizi dinleyen genç arkadaşlarımız, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş, gönül vermiş arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize buradan sizin de bir usta sanatçı olarak önerileriniz olacaktır. Son olarak onları almak istiyorum. Efendim, halk müziği bildiğimiz gibi ananelerimizi, geleneklerimizi, geleneksel ahlak kurallarını, tarihimizi, en önemlisi yalın Türkçemizi geçmişten günümüze taşımakta büyük bir işlev sahibi halk müziğimiz. Bu sebeple gençlerimizden istirhamımız odur ki bunun yozlaşmasına meydan verecek çalışmalardan daima uzak durmaları, kaçınmaları, büyük bir taassup ve titizlikle muhafazasını temine gayret içerisinde olmaları. Çünkü demin de söylediğim gibi bir yozlaşma gibi gelmeyecek bir şey bir yerde başlar ama nerede biteceğini kestiremeyiz. O bakımdan çok dikkatli olmamız lazım. Beğenmedikleri bir şeyler varsa bile kendileri daha güzelini üretip ortaya koysun. Evet, besteci kimliği. Gayet tabii. Mevcudu yani, en azından bozmasınlar. Tabii. Bunlara ilişilmesin bir defa. Burada çünkü halkın ortak duyguları yatıyor. Bunlar tarihin derinliği içerisinden gelen bir kültür hazinemiz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizlerin birçoğumuzun üzerinde emeği olan çok değerli bir hocamız, hatta şöyle diyebilirim, bizlerin bugün Türk Halk Müziği adına üzerinde yürüdüğümüz yolların taşlarını döşeyen usta bir sanatçı, Türk Halk Müziği emektarı diyebilirim hocama. Çok teşekkür ederim. Yücel Paşmakçı hocamı buraya kadar yorduk ama güzel de oldu. Sizlerle buluşturmuş olduk. Belki de arşivlik bir çalışma oldu. Çok uzun yıllar sonra bile genç arkadaşlarımız onu buradan tanıyacaklar. Belki haberi olmayanlar bile buradan hayatına böyle bir mercekte bakmış olacaklar. Böyle bir imkan sunmak adına güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Son olarak yine Yücel Paşmakçı hocamın seslendireceği bir halk müziği türküsüyle veya ben bilmiyorum tabii, kararı kendisi verecek ama yine bir zeybek mi olacak? Evet.
Ankara Zeybi'yi merhum Bayram Aracı çalardı. Müziğin ustalarının bu son programından hepinize mutlu ve umut dolu günler dileyerek bu haftaki programımızı da bitirmiş oluyoruz sevgili dinleyiciler. Thank you.